Merhaba arkadaşlar. İşletme hukuku dersi için bir aradayız. Ben Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Neval Okan. Bugünkü dersimiz işletme hukuku. Genel olarak işletme hukuku dersimizin içeriği hakkında bilgi vermek istiyorum. İşletme hukukunun konusunu genel olarak Biliyorsunuz işletme ve onun çevresi oluşturmaktadır. Doğal olarak da biz işletme hukuku dersi dediğimizde işletme ve yakın çevresiyle ilişkili hukuk kurallarını anlıyoruz. İşletme hukuku gelişmekte olan bir hukuk dalı yani gelişmekte olan dediğimiz içeriye her geçen gün artmakta çok kapsamlı bir hukuk dalı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla işletme hukuku dersinin içeriğini belirlerken de bu kapsamlı konular içerisinde en temellerini ele alarak size sunmaya çalıştık. Dersimiz 8 bölümden oluşuyor. Dersimizin birinci bölümünde işletme kavramı tanımlandıktan sonra işte ticari işletmeyi ilgilendiren en temel kavramlara yer verilmeye çalışılmıştır. Ticari işletme nedir, ticari işletmenin unsurları nelerdir, İşte tacir kimdir, ticari iş nedir ve sonrasında cari hesap, haksız, rekabet, tacir yardımcıları, ticari defterler ve benzeri konulara yer verilmeye çalışılmıştır. Dersimizin ikinci bölümüne baktığımızda fikre mülkiyet hakları oluşturuyor ikinci bölümü. Konu olarak biliyorsunuz bilginin değeri her geçen gün artmakta, bilgi üretimi de tabii ki hızlıca artmış oluyor bu durumda ve buna bağlı olarak da işte bilgiye ulaşılması tabii ki bu bilgilerin korunması önemli hale geliyor. Bu Konulara baktığımızda da tabii ki fikri mülkiyet haklarının önemine arttırmış olduğunu görüyoruz. Bu nedenle ikinci bölümde fikri mülkiyet konusu ele alınmıştır. Fikri mülkiyet haklarına baktığımızda günümüzde işte yenilik, yenilikçilik, yaratıcılık, rekabet edilebilirlik süreçlerini de içine alan disiplinler arası bir yapıya kavuşmuş olduğunu görüyoruz. Bu bölümde genel olarak fikri e, mülkiyet dediğimizde e, işte telif hakları ve sınai mülkiyet hakları konuları karşımıza çıkıyor. E, bu konular ele alınmıştır. İşte eser. Nedir? Eser sahibi kimdir? Eser sahibinin eseri üzerindeki hakları nelerdir? işte mali haklardan söz ediyoruz, manevi haklardan söz ediyoruz. Sonrasında sınai mülkiyet haklarından bahsediyoruz. İşte patentten söz ediyoruz, markadan söz ediyoruz, faydalı modelden söz ediyoruz ve benzeri coğrafi işaretler gibi sınai mülkiyet konularımız yer almaktadır. Bu bölümde işte bu haklar niçin korunuyor neden korunuyor ee, ve nasıl korunma altına alınıyor Korumanın e, öneminden söz ediyoruz ve tabii ki buna ilişkinde de e, sistemlerimizden bahsediyoruz hukuk sisteminden. Üçüncü bölümde ise dersimizin üçüncü bölümünde borç ilişkilerinden söz ediyoruz. Tabii ki e, işletmelerin olduğu yerde, işte ticari ilişkilerin olduğu yerlerde e, borç ilişkisinin de e, varlığı kaçınılmaz. Borç nedir? Borç ilişkisi nedir? Çünkü biz borç dediğimizde dar anlamda borcun kendini yani o borç ilişkisindeki o edimlerden her birini anlıyoruz. Ee, ama borç dediğimizde en geniş anlamıyla baktığımızda ise borç ilişkisinin kendisi anlaşılıyor. Ee, bir diğer husus da e, tabii ki borç neden doğar? Borcu doğuran olgular nelerdir? Bunlar bu bölümde ele alınmıştır. Borç ilişkilerine baktığımızda, borcu doğuran olgulara baktığımızda borcun işte e, haksız fiilden doğmuş olabileceğini görürüz. Size bir trafik kazası yaptığınız örneğin. Tabii ki doğal olarak ne olacaktır? E, zararı tazmin borcu olarak karşımıza çıkacaktır. Ya da bir sözleşme yaptınız, bir mal satın aldınız. Neticede sözleşmeden bir... Hukuki işlemden söz ediyoruz. Bunlar da borç doğurucu olgular olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğeri de nedensiz zenginleşme. İşte diyelim ki bir yerden gidiyorsunuz, bir beyaz eşya alıyorsunuz. Yanlışlıkla bir başkasına teslim ediliyor. Tabii ki burada da iade borcu teslim alan açısından. Burada da bir nedensiz zenginleşmeden söz ediyoruz. Ve sonrasında işte kanundan da doğabilir borç. Bunlardan bahsediyoruz. Demek ki e, üçüncü bölümün konusunu genel olarak borç ve borç ilişkileri e, oluşturmaktadır. Dördüncü bölümümüze baktığımızda dördüncü bölümümüzde ise ortaklık nedir? İşte sonrasında ortaklıkların yapısal değişiklikleri nelerdir? İşte bölünmeden söz ediyoruz, birleşmeden söz ediyoruz, tür değiştirmelerinden söz ediyoruz ortaklıkların. Sonrasında ortaklar toplu ortaklıklar topluluğu e, ya da şirketler topluluğu dediğimiz e, topluluk türlerinden söz ediyoruz. E, genel olarak da e, bu bölümün konusunu bunlar oluşturuyor. İşte önce bir adi ortaklık nedir? Ki borçlar kanununda düzenlenmiştir. Sonrasında ticaret ortaklıkları ki Türk ticaret kanununda düzenlenmiş ortaklıklardır. İşte bir kolektif şirketten, bir komandist şirketten, bir anonim şirketten, limites şirketten, sermaye sipayelere bölünmüş komandit şirketten söz ediyoruz. Bütün bunlar ticaret şirketleri olarak ki bir de kooperatif şirketlerimiz var tabii ki onlardan söz ediyoruz. Sonrasında işte ortaklıklar ne şekilde birleşiyor? Yapısal değişiklik Kapsamında ne şekilde tür değiştiriyor ve tabii ki e, ne şekilde bölünüyor? işte kısmi bölünmeden söz ediyoruz. Tam bölünmeden söz ediyoruz. Buraya bu konulara baktığımızda küllü konularından söz edeceğiz. E, bu bölümün konusunu da bunlar oluşturmaktan genel olarak ortaklıklarla ilgili konular olduğunu görüyorsunuz. Beşinci bölümüne geldiğimizde tabii ki düşünürseniz e, ticari konular e, sadece ortaklıklarla ilgili değil işletmeyi ilgilendiren ticari konulardan söz ediyorum ticaret hukuku konularından tabii ki sonrasında işte mal alımı mal satımı dediğimizde işin içine olarak girebilir e, özellikle de kambiyo senedi dediğimiz senet tiplerinden söz ediyoruz poliçemiz var bonumuz var çekimiz var. Ve sonrasında tabii ki bir takım sorumluluklar ortaya çıkıyor. Bu sorumlulukların güvence altına alınması gerekiyor. İşte sigorta konuları kez karşımıza çıkıyor. Tabii burada sigorta dediğimizde e, Türk Ticaret Kanunu'da düzenlenmiş olan özel sigortalardan söz ediyoruz. Mesela yangın sigortası, mal sigortaları gibi. Bu konulara da 5. E, bölümde yer verilmiş olduğunu görüyoruz. 6. bölüme baktığımızda, Tabii ki işletmelerin olduğu yerde işte bir takım sözleşmeler yapıyoruz ama bu sözleşmelerin taraflarını her zaman karşı taraf olarak konuşup Tacirler oluşturmuyor. Bazen işletmeler noktasına baktığımızda işte satıcı, sağlayıcı ve bunların yapmış olduğu bir takım sözleşmeler var. Karşı tarafı tüketiciler de oluşturabilir. Tabii ki günümüzde tüketiciler bir hukuki işlemin, bir sözleşmenin örneğin zayıf tarafını oluşturduğu için e, tüm dünyada e, tüketicilerin korunması için özel yasaların çıkarılmış olduğunu görüyoruz. Yine bizim ülkemizde de tabii ki tüketicinin korunması hakkındaki bir kanunumuz var. İşte bu kanun kapsamında Tüketicinin hakları nelerdir? Öncelikle tabii ki evrensel haklardan söz ediyoruz. Sonra da tüketicinin korunması hakkındaki kanun kapsamındaki tüketici sözleşmelerinden söz ediyoruz. Tabii kanun kapsamına giren bir tüketici sözleşmesi varsa, işte tüketici açısından baktığımızda tüketicinin hakları nelerdir? İşte bu haklar ihlal edildiğinde haklarını ne şekilde arayacaktır? İşte tüketici mahkemelerimiz var, tüketici hakem heyetlerimiz var. Genel olarak 6 bölümün konusunu da bunlar oluşturmaktadır. 7. bölüme baktığımızda 7. bölümün konusunu rekabet hukuku oluşturuyor. Tabii ki biz 1. ünitemizde hatırlarsanız haksız rekabetten söz etmiştik. Burada ifade ettiğimiz ise e, haksız rekabet değil. Yani o haklı rekabetin e, hukuka aykırı olarak kullanılmasından söz etmiyoruz. Burada ise rekabet ortamını bozucu davranışlara ilişkin düzenleyici hukuk kurallarından söz ediyoruz. Bu kapsamda da rekabetin korunması hakkındaki bir kanunumuz var. Dolayısıyla bu kanun kapsamında işte birleşmeler, bazen hakim durumun kötüye kullanılması, tekel oluşturmak gibi konular ve muafiyetler e, bu bölümün konuları arasında ne yapmaktadır, yer almaktadır. Son bölümümüzde ise biz e, icra konularına yer verdik işte bir borç ilişkisi borç ilişkisi neticesinde bunun icra ile olan ilişkisi e, Tabii ki burada e, hangi konulardan söz ediyoruz iflas icra takibi işte icra takibinin ne şekilde yapılacak alacağımızı alamadığımız takdirde hangi icra daireleri yetkilidir ve takibin aşamaları nelerdir bu gibi konularımızın da yine e, son olarak 8. bölümde yer aldığını görüyoruz. Evet genel olarak dersimizin konusunu bunlar oluşturmakta. Ama şunu da hemen ifade edelim. Tabii ki işletme hukukunun dedik gelişmekte olan bir hukuk dalı olduğunu ifade ettik. Konuları bunlarla sınırlı değil. Çok kapsamlı konuları var. Ama biz dersimizde en temel konulara yer vermeye çalıştık. Çünkü hemşire açısından bir sınır söz konusu. Hem de kitabımız açısından değerlendiğimizde kitabımızın sayfalarının da tabii ki sayısı e, sınırlı. Bu dar kapsam içerisinde en temel konulara yer verilmeye çalışılmıştır ders e, içeriğinde. Dolayısıyla e, ben e, size ayrıca tabii ki e, ilgi duyuyorsanız başkaca e, kaynaklardan da e, bilgi edinebilirsiniz ama temel olarak kitabımızın konusu bu. Sorumlu olduğunuz konularda bunlar e, bunun dışında kitabımızın dışında nelerden yararlanabilirsiniz? İşte dersimizin kapsamı içerisinde bir takım görsel materyaller de hazırlanmıştır. Bunlara başvurmanızı öneririm Tabii ki artı biliyorsunuz dersi sunan bir takım e, aktif olarak dersi sunan hocalarımız var İşte sorular soruyorlar açık uçlu sorular soruyorlar sizlere bunları da takip etmenizi öneririm Çünkü dersi çalışırken e, bunların çok faydalı olduğunu göreceksiniz nedeni de şu siz oraya girdiğinizde aklınıza takılan herhangi bir soru olduğunda bunları sorabilirsiniz mutlaka size yanıt verecektir hocanız Dolayısıyla ee, sanki reel bir ortamda ders işliyormuş gibi de hissedeceksiniz kendinizi. Dolayısıyla derse çalışmanız bence daha da kolay olacak. Ee, evet, kısaca dersimizi tanıtmaya çalıştık. Ee, birinci ünitemizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.